Mithat. Hı. Bu ay ikramiye verirler mi acaba? Geçen ay verdiler ya. Vallahi o kadar sıkıştım ki. Acaba muhasebeyle konuşsam mı? Konuş. Sahi sen nasıl idare ediyorsun hiç anlamıyorum. Aynı yerde çalışıyoruz. Aynı maaş alıyoruz. İkimiz de kiradayız. Ben ayın sonunu zor getiriyorum ama sen... Ben ayağımı yorganıma göre uzatıyorum Tahir'ciğim. Senin gibi etrafa para dağıtmıyorum. Banyoya küçük halıyı serdin mi? Serdim. Aman iyi. Daha ilk günden kötü görünmeyelim. Of anne. Erkan bakmaz öyle şeylere. Ne oldu Kemal? Yok bir şey. Okulda bir şey mi oldu? Ya bırak işte anne. Oldu bir şeyler. Bugünkü sınavda çaktım. Canım üzülme, bir dahakine çalışır geçersin. Ona üzüldüğüm yok. Hoca kopyamı yakaladı. Sonra da kağıdımı alıp beni sınıftan kovdu. Düşünebiliyor musun? Herkesin gözü önünde. Evladım neden kopya çekiyorsun sen de? Üstelik koca adam oldun, yakışıyor mu? Ya sen de başlama şimdi. Ben yarım saatliğine çıkıyorum. Biraz idare edersin değil mi? Ederim ederim. Sen keyfine bak. Keyif mi kaldı be Mithat? Ev sahibiyle konuşacağım. Ayın sonu oldu. Hala kirayı ödemedik. İnşallah ters bir laf etmez. Alo? Metin Bey, sağ olun, iyiyim. Sizin kredinizi hallettim. Merak etmeyin, hiçbir problem çıkmayacak. Yalnız konuştuğumuz gibi. Tamam, aynı hesaba yatırın. İyi günler. Biraz daha ister misin evladım? Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Erkan. Hı? Efendi bir gence benziyorsun. Hı. Zehra annenle babanın gelmek istediğini söyleyince... Dur bakalım dedim. Dur bakalım. Önce bir Erkan'ı tanıyalım. Sonrası kolay. Zehra bana matematik öğretmeni olduğunu söyledi. Evet efendim. Öğretmenlerin bu zamanda işi çok zor. Malum. Hayat şartları. Ama özel ders falan verince iyi para kazanılıyormuş, doğru mu? Mesela sınıfındaki paralı ama tembel öğrencilere sıfırı yapıştıracaksın. Sonra da onlara özel ders vereceksin. Artık gelsin paralar. Değil mi ha? Nasıl fikir ama? Ben böyle bir şey yapamam. Neden? Neden yapamazmışsın? Çünkü bu doğru değil. Bu dünyada ne doğru ki? Söylediğin lafa bak. Peki anlat bakalım. Öğretmen maaşıyla aileni nasıl geçindireceksin?
Hı? Çalışarak. Namusumla çalışarak. Hadi oradan. Kovmaktan beter ettin. Daha kötüsünü yapmadığıma şükret sen. Baldırı çıplan birine kızımı verir miyim hiç? Üstelik aptalın teki. Bu zaman da kafan çalışacak, kafan. Ailen için gerekiyorsa çalıp çırpacaksın, anladın mı? Ama nerede? Zehra da nereden buluyor böylelerini? Söyle bizimkine bir daha onunla görüşmesin. Duyarsam ayaklarını kırarım ona göre. Hoş geldin aslanım. Merhaba Mithat abi. Otur. Otur da bir çayımızı iç. Yok sağ ol abi. Fazla kalmayacağım. Anlat bakalım. İhsan Bey'in selamı var abi. Aleyküm selam. Biliyorsun bu sene biraz fazla açıldık. Geçen sene sizden aldığımız kredi olmasa çok zor durumda kalırdık. Ya İhsan Bey diyor ki hani şimdi de bize bir kolaylık yapsın. Anladım canım, uzatma. Ne kadar istiyorsunuz? Yine aynı miktar. Ha. Yalnız çok acil lazım ha. Bu kadar kısa sürede de kefil bulamayız. O zaman işimiz zor. Ya abi her zor işin bir kolayı vardır. Ben İhsan Bey'le konuştum. Mithat abimi memnun ederseniz mutlaka bir kolaylık yapar dedim. Aferin. Aferin. Biliyor musun? Sen adam olacaksın. Merak etme, halledeceğim. Banka hesabımı biliyorsun. Parayı oraya yatırın, işinizi olmuş bilin. Sağ ol abi. Hadi bakalım. Ya Nuri, bir akşam bize gelsene. Ya rahatsız etmeyeyim şimdi. Ne rahatsızlığı canım? Olur mu öyle şey? Sen aileden sayılırsın. İyi abi, şu koşturmayı halledeyim, gelirim abi. Tamam, bekleriz. Sansar ne arıyor burada? Hiç. Bir çay içmeye gelmiş. Yüz verme sakın şuna. Geçenlerde bana rüşvet teklif etti ahlaksız. Yok canım, Nuri iyi çocuktur. Yapmaz öyle şeyler. İşini yapmaya çalışıyor. Hayrola? Yüzün beş karış. Bir şey mi canın sıkıldı? Bizim kız. Bugün doktora götürdük. Durumu pek iyi değil. Geçmiş olsun.
Zehra niye yemiyor? Aç değilmiş. O salak öğretmenle görüştürmüyorum diye yapıyor bunu, değil mi? Ama ben ona gösteririm. Yapma Mithat. Rahat bırak kızı. Hem zamanla alışır. Sanki kötülüğünü istiyoruz. Sayemde hayatı kurtuldu. O sümsükle evlense ömrü sürünerek geçerdi. Okul nasıl gidiyor Kemal? Neyin var senin? Okuldan aradılar. Kemal'in hocası seninle konuşmak istiyormuş. Hayırdır Kemal, ne oldu? Hoca kopya çekerken yakaladı. Bütün mesele bu mu? Ya bunun için beni niye çağırıyorlar? Bak oğlum, eğer beceremiyorsan kopya çekmeyeceksin. Ama eğer çekeceksen işin inceliklerini iyi öğreneceksin. Yoksa böyle koyun gibi yakalanırsın. Mithat. Bizim kızın durumu çok ciddi. Bu sabah doktorla konuştum. Allah kahretsin. Söylemeye dilim varmıyor. Lösemiymiş. Yapma ya. Ne yapacağımızı bilemiyorum. Hastane masrafları, bakımı falan zaten tepemize bindi. Kızıma mı üzüleyim, parasızlığa mı kahredeyim bilemiyorum. Diyorum ki eşten dosttan biraz destek alsam. Hani senin biraz birikimin varsa yardımcı olabilir misin? Ya ne diyeyim ki Tahir'ciğim, durumuna çok üzüldüm. İnan çok üzüldüm. Ama görüyorsun işte, ben de senin gibi 3 kuruş maaşla geçiniyorum. Keşke elimden bir şey gelse. Haklısın. Yavaş, yavaş kardeşim, yavaş. Dikkat edin. Hah, şöyle. Şu taraftan, hop 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 hop. Yavaş. Şuradan, soldan. Hadi bakayım. Aman aman, dur. Ayol bu ne böyle? Gelin şöyle. Ya sen demiyor muydun çamaşır makinesi eskidi diye? Al sana tam otomatik bir makine. Yavaş oğlum, yavaş. Aman kardeşim. Çarpmayın kardeşim. Sakın çarpmayın ha. Şöyle. Tutun. Şöyle sağa dönün. Böyle bildiklerinden değil. Çamaşırı atıyorsun içine, 10 dakikada ütülü gibi çıkarıyor. İnanmıyorum Mithat. Bu çok paradır be. Nasıl altından kalkacağız? Kalkarız. Sen hiç merak etme. Kalkarız. Durun, ben size yerleştireceğiniz yeri göstereyim. Mithat. Ne var? Kemal'le bir konuşsan diyorum. Yine ne yaptı?
İki gündür okula gitmiyor. Bunun okumaya niyeti yok anlaşılan. Çağırsana şunu. Otur bakalım. Seninle biraz konuşalım. Bak Kemal. 2 senedir sınıfta kalıyorsun. Bu senede durumunun düzeleceğini sanmıyorum. Çalışıyorum baba. Çalışmıyorsun. Çalışan adam kopya çekmez. Bari adam gibi kopya çeksen neyse. Bir de yakalanıyorsun. Bana bak. Sen okumak istiyor musun, istemiyor musun onu söyle. İstersen seni bir dükkana veririm. Hiç olmasa para kazanırsın. Eve de bir yardımın olur. Ha? Ne dersin? Boşuna sınıflarda dirsek çürütmezsin. Hı? Sen nasıl istersen baba. Söylediklerimi kafana iyice sok. Ahmet benim iyi arkadaşımdır. Onun sözünden çıkmayacaksın. Çıkmam baba. Kasada duracaksın. Ahmet ne derse onu yapacaksın. Ama arada sırada şöyle çaktırmadan birkaç kuruş götürürsen de fena olmaz hani. Hiç olmazsa biraz birikim yaparsın. Canım fiş kesmezsin falan. Aldığın parayı da cebine atarsın. Yalnız dikkat et. Her gün biraz biraz. Ama baba. Hadi bakalım hadi. Yaparsın sen bir şeyler hadi. Koçum. Tamam doktor bey. Ben elimden geleni yaparım. Yeter ki kızım kurtulsun. Nasıl isterseniz. Peki. Mithat, ben hastaneye gidiyorum. Müdürden izin aldım. Benim yerimi idare eder misin? Etmez miyim hiç? Arkadaşlık bugünlerde belli olur. Sağ ol. Ya bu bana niye gıcık? Bir selam bile vermiyor. Canım ne yapsın adam? Kızı hasta. Seni düşünecek hali mi var? Keşke bir yardımım dokunabilse. Abi denizde kum sende para. Ever birkaç kuruşunu. Oğlum benim de bir ailem var. Paraları öyle ona buna dağıtırsam bana ne kalacak? Neyse. Bırak şimdi bunları da yemeğe geliyorsun değil mi? Bak yengen darılır. Senin için neler yaptı bir bilsen. Gelmez olur muyum? Ben ona dedim oğlum. Gemisini kurtaran kaptan bu devirde. Ama o adamın yerinde ben olacaktım ki. Ay. Nerede kaldı bu kız? Hı? Niye odasından çıkmıyor? Bana bak, git getir. Yoksa ben gider saçından sürüyerek getiririm. Bak Nuri abisi, Kemal de artık iş dünyasına girdi. Artık eli para görecek. Kasiyeriz ya, elim bol bol para görüyor. Abi oğlum. İlahi Mithat abi ya. Evladım niye gelmiyorsun?
Gelmeyeceğim anne. O çocuktan hoşlanmıyorum. Canım önce bir tanı. Tanımadan nasıl böyle konuşuyorsun? Babamın bulduğu biriyle evlenmek istemiyorum anne. Bana bak. Gel içeri ve yanımızda otur. Ya oturmazsa? O zaman baban gelir buraya. Bak o zaman çok kötü olur. Bırak şimdi onu bunu da. İcraat var mı icraat, sen onu anlat. Bir şeyler götürdün mü diyorum. Daha ilk gün baba. Hah, işte bizim nazlı kızımız da geldi. Kızım, siz Nuri ile tanışmış mıydınız? Hı? Bizim kızı. Şu Nuri iyi çocuk. Hem de akıllı. Görürsün. İleride çok zengin olacak. Nereden biliyorsun? Ben bilirim. Şunları baş göz etsek diyorum. Ne dersin? Bilmem. Zehra istemez belki. Zehra ne karışırmış? Ben onun hayatını kurtarıyorum. Hayatını. Ona kalsa nerede bir sümsük var onu arayıp bulacak. Yok yok. Şu işi halletmek lazım. Thank you.
Sonunda bizim kızı evlendirdik. Senin adına çok sevindim Mithat. Keşke benim kızım da... Canım üzme sen de kendini. O da iyileşir. Bak tıp artık eskisi gibi değil. İnşallah. Alo. Nermin? Nermin sakin ol. Dur biraz dur. Hiçbir şey anlamıyorum. Anlat ne oldu? Karıcığım sakin ol. Ne? Hayırdır? Ne oldu? Kızım. Kızım ölmüş. Ne oldu? Erken geldi. Aman ya. Tahir'in kızı öldü. Aman ya Rabbim. Aman ki ne aman. Ortalık cenaze evi gibi. Ben de dayanamadım, eve kaçtım. İyi yapmışsın. İnsan nasıl çalışır? Yazık. Küçücüktü daha. Bana ne be sen? El alemin çocuğundan bana ne? Ben kendi çocuklarımı düşünürüm. Zaten sıkıldığım için geldim. İzin isterken de çok üzüldüm, moralim bozuk dedim. Zaten dün akşamdan kalmaydım. Başım da ağrıyordu. İyi oldu senin anlayacağın. Bugün de kapıyı susmuyor. Kemal Işıldar'ın evi mi? Evet. Yoksa oğluma bir şey mi oldu? Kendisi iyi. Şu anda karakolda. Karakolda mı? Hakkında şikayet vardı. Çalıştığı iş yerinden para çalmakla suçlanıyor. Düş önüme hadi. Yürü. Yürü dedim. Arkadaşınız şikayetini geri aldı ama... Yine de oğlunuza dikkat edin. Gençler kötü alışkanlıklarına böyle başlıyorlar. Mümkünse ona göz kulak olun. Eminim kötü arkadaşlarına uyarak bunu yaptı. Kesinlikle öyledir komiserim. Siz hiç merak etmeyin. Artık gözüm üstünde olacak. İyi günler. Size de iyi günler. Yürü hadi yürü. Yürü sallanma. Yürü Allah'ın cezası. Ben sana ne dedim? Ne dedim? Azar azar götür, adam fark etmesin demedim mi? Ulan hiç mi kafan çalışmıyor? Etrafına dikkat et, yakalanma demedim mi ben sana? Baba yeter. Yetmez, kas kafalı yetmez. Sen adam olmayacaksın. Sen var ya sen... Yeter! Canın cehenneme, salak herif. Kemal nerede? Merak etme, iyi. Karakoldan çıkardım. Ama yanında değil. Kaçtı hayırsız. İki laf ettik akıllansın diye kaçıp gitti. Fazla üzerine gitmeseydin be Mithat. Aman. Uğraşamam o salakla. Başımı yeterince derde soktu zaten.
Peki tamam. Anladım. Ama şu işi havaleyle yapsaydık. Hayır canım, tabii ki güveniyorum ama... Peki öyle olsun. Ne oldu? Parayı elden verecekler. Aman bir sakat olmasın. Olmaz canım. Kaç senelik hukukumuz var. Hem bana muhtaçlar. Benim imzam olmadan bir şey yapamazlar. Mithat Bey. Sizi tanımıyorum. Aydın Bey gelmeyecek mi? Onun bir işi çıktı. İşte para. İsterseniz sayın. Saymama gerek yok. İyi günler. Aydın Bey'e selamımı söyleyin. Mithat Işıldar. Tutuklusunuz. Zehra, geç kızım içeri. Bir bilsen kızım, bir bilsen başımıza neler geldi. Kemal kaç haftadır ortalarda yok. Ne yapacağımı bilemiyorum. Anne sakin ol. Nereye kayboldu bu çocuk? Ne yer, ne içer? Başına bir şey gelse haberimiz olmayacak. Baban da aramıyor. Anne, lütfen beni dinle. Babamı tutuklamışlar. Tutuklamışlar mı?
nasılsın baba? Beni boş ver kızım. Asıl annen nasıl? İyi değil baba, hiç iyi değil. Ciddi bir beyin kanaması geçirdi. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar ama hala komada. Her şey düzelecek Zehra. Beni burada fazla tutamazlar. İlk mahkemede çıkarım. Çıktığımda da her şeyi telafi edeceğim. Nasıl telafi edeceksin baba? Annemi iyileştirecek misin? Kardeşimi geri getirecek misin? O serserinin adını alma ağzına. Öyle bir oğlum yok benim. Ama annen için ne gerekiyorsa yapacağım. Gerekirse en iyi doktorları getireceğim. Merak etme. Hepimize yetecek param var benim. Düzeleceksin Selma. Düzeleceksin. Her şey eskisi gibi olacak. Demek geldiniz Mithat Bey. Başhekimle konuştum. Para konusunu hiç merak etmeyin. O ameliyatı hemen yapmanızı istiyorum. Yalnız unutmayın. Yine de büyük bir risk taşıyor. Eşinizi kaybedebiliriz. Başka seçeneğim var mı doktor bey? O da böyle yaşamak istemez. Sen ne yüzle geliyorsun buraya? Annem nerede? Annem falan yok senin. Onu bu hale sen getirdin. Annem nerede? Defol buradan. Hayırsız herif. Hayırsız olan sensin. Hepimizin hayatını kararttın. Şimdi de bana mı suç atıyorsun? O kadın sen içeri düştüğün için beyin kanaması geçirdi. Anlıyor musun? Senin yüzünden. Ama dur. Seninle işim bitmedi. Sen hayatımı nasıl bitirdiysen ben de seninkini bitireceğim. Yarın ilk işim bu parayı hastane veznesine yatırmak olacak. İnşallah ameliyat iyi geçer. Kalan parayı da senin hesabına yatırmasaydım içim rahat etmezdi. Ailem benim için her şeydir. Artık sen de benim ailemden birisin. Ne demek baba, ben senin oğlun sayılırım. Bana güvenmeyeceksin de kime güveneceksin? Sağ ol Nuri. İyi ki sana kızımı vermişim. Ben şuradayım. Olur. Yarın seni almamı ister misin? Zahmet etme. Ben kendim giderim. Salak herif. Kapının kilidini değiştirmişsin.
Ben içeri girmeyeyim diye kilidi bile değiştirmişsin. Sen ne aşağılık bir adammışsın be. Defol buradan. Burası senin evin değil. Annemin hesabını vereceksin. Anladın mı? Vereceksin. Kadıncağızı gördüm. Sen. Bırak beni. Bırak dedim. Aynı herifin tekisin. Bırak. Yine kimi soydun? Yine kimden çaldın? Söylesene. Saçmalama Kemal. Bırak. Hadi be. Bırak onu Kemal. Bırak. Niye bırakacağım ki? Hırsızlık yapmayı bana sen öğretmedin mi? Bak işte istediğini yapıyorum. Çalıyorum. Ama bu sefer senin paranı çalıyorum. Kemal. Kemal dur. Annen. Annen için. Baba, ne oldu? Çaldı. Çaldı kızım. Parayı çaldı. Kim çaldı baba? Ne parası? Kemal. Kemal annenin ameliyat parasını aldı. İnanmıyorum. Nasıl yapabilir böyle bir şeyi? Of, of. Ne yapacağım ben şimdi? Merak etme baba. Biz destek oluruz. Sen üzülme. Ne yapalım? Keşke para bende kalsaydı. Üç kuruşa bile sahip çıkamadım Peder Bey. Yazıklar olsun sana. Ne diyor şimdi bu? Yok baba, bir şey demedi. Bütün paramı ona verdim, anlıyor musun? Bütün paramı. Şimdi dediğine bak. Çok uğraştık ama maalesef kurtaramadık. Başınız sağ olsun. Anne! Yani biz şimdi o kadar parayı boşuna mı harcadık? Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? O benim karımdı. Bu kızın da annesi. Tabii ki harcayacaktın. Ama benim hiçbir şeyim değildi. Bak o adamı evimde istemiyorum. O benim babam Nuri. Bu kadar zalim olamazsın. Ya zalim falan değilim. Zimmetine para geçirmiş biri benim evimde kalamaz, anlıyor musun? Ama gidecek hiçbir yeri yok. Başına gelecekleri düşünseydi. Bunu yapamam, babamı kovamam. O zaman sen de onunla gidersin. Bunu ona nasıl söylerim? Merak etme, ben söylerim. Boşuna çeneni yorma. Ne diyeceğini biliyorum. Şurada biraz soluklanacağım. Sonra da çekip gideceğim. Bir daha yüzümü görmezsiniz. İyi olur. Ama ben bunların hepsini hak ettim. Oğluma kötü örnek oldum.
kızımı yanlış adamla evlendirdim. En kötüsü gırtlağımdan haram lokma geçti. Şimdi o lokmaların hepsinin birer birer acısı çıkıyor. Bana iyi bak evlat. Hem de çok iyi bak. Nedenmiş o? Çünkü senin de boğazından haram lokma geçti. Çünkü ileride sen de benim gibi olacaksın.